Herkese merhaba beğendiniz. Minecraft'ın yeni bölümüne hepiniz hoş geldiniz arkadaşlar. Minecraft'ta gördüğünüz gibi survival serimize Minecraft Survival serimize 1.19.2 sürümüdeki Survival serimize kaldığımız yerden devam ediyoruz. 1.13 1.19 3'e e, güncelleyebilirim arkadaşlar belki hani daha tam oturmasını bekliyorum. Yeni bir versiyon çıktığında hemen oturmuş olmuyor ya. O yüzden hemen şey yapmıyorum arkadaşlar. En son hatırlarsanız yine köylülerimize uğraşmıştık ve arkadaşlar ben AFK bırakacağım söylemiştim ve bıraktım. Birkaç saat çok uzun olmaz birkaç saatte yine inanılmaz tatlı bir şekilde demir toplamış gördüğünüz gibi arkadaşlar yine bence süper bak iki buçuk siteye yakın burada iki buçuk burada iki siteye yakında burada ee, köylü farmımızda durdurmuştuk biliyorsunuz o yüzden daha fazla köylü gelmiyor kütüphanecileri falan da yapacağız ayrıca karpuz ve kabaklarımız da full yetişmiş bugün onları da toplayıp birer tur satacağız başlıktan muhtemelen anla, anlamışsınızdır arkadaşlar bugün bir balık farmı yani balık sistemi yapmayı düşünüyorum şunları da şuraya atalım. Balık sistemi. En basit balık sistemini yapmayı düşünüyorum. Aslında eski mantık gibi arkadaşlar. Eski sürümlerde yaptığımız e, balık sistemi gibi, balık farmı gibi sınırsız. Ondan yapacağız. Onu buraya bir yer yapacağım ama eşyalar için eve gitmem gerekebilir çünkü notabülo falan diyor. Bir de bakayım belki gerekmez de tahta falan filan varsa. Mesela notabülo kızıltaşla yapılıyordu diye biliyorum. Bir tane arkadaş şöyle bir yorum yapmıştı. E, Şuradaki ni alıp aslında çok aşırı mantıklı bir yorum. E, şöyle demiş. Abi demiş bunu al. Sonra bunu çevir. Sonra bunu kızıltaş meşalesi yapıp buraya koyup işte bir tane blok lazım bize onu yap daha sonra eve gittiğinde yine blok getirirsin demiş. Yani böyle mantıklı yorumların hayranıyız hastasıyız arkadaşlar bakın ekstra kızıltaşımız oldu daha sonra da düzeltiriz demiş ya da bir basmıştık ama. Şimdi şu yemekleri götüreceğiz dedik envanterimi doldurmasın madem oluyor abi bak kovayı da buraya koyarsak. Şunu da buraya koy giderken götürürüz. Çünkü istedikleri bir tane tahta. bir tane nota bloğu. iki tane sandık. Bir tane huni. Bir tane çit kapısı. Basınç plakası. Kova ve olta. En baba olta yoktur diyeceğim. Al abi olta da var. <laughs> Bu kadar basit dostlar. Evde oltamız vardı böyle güzel bir olta vardı diye hatırlıyorum ama. Onu getirene kadar bunlarla idare edeceğiz. Şimdi biz onu yapacağız. Daha biraz seviye kasıp. Ee, Arkadaş, artık end'e gitmek istiyorum, end'e de hani kılıcımı, kalkanımı, işte zırhlarımı, adam akıllı bir şeyler yapayım öyle gideyim istiyorum çünkü kanat ben de getirmek istiyorum abi bu kadar yolu yürü git gel olmuyor, end'e gittikten sonra da arkadaşlar kanat da bulacağız, kanat bulduktan sonra da mob farm yapmayı düşünüyorum barut için ve diğer şeyler için kemik tozu olur şey olur falan, mob farm en güzeli çünkü. Arkadaşlar ben şu karpuz ve kabakları full bir toplayayım isterseniz. Arkadaşlar servet işte toplamama rağmen illaki fire veriyordur karpuzlar. Mesela 53 bir tane kıralım 59. Bir tane daha kıralım 64. Yani anladınız mı? 9 tane normalde 9 taneyle. o full stack oldu sandım. 9 taneyle bir e, karpuz oluyor biliyorsunuz. Ama onu bile karşı. ve Tabii ki ipeksi bulsak servetten. %100 iyidir. Baksanız abi yani 30 tane falan anca çıktı gibi gösteriyor. O da şu kızıl taş da koy onları ayarlayacağız. Şimdi i̇şte bunları satarım biraz. Birazcık da e, demir satabilirim arkadaşlar. Çünkü şöyle düşündüm. Abi ben e, fener yapayım diyorum ya zümrütleri de sonuçta zümrütten zümrüt demir karışımı bir fener de yapabiliriz. Yani o hiç aklımıza gelmemişti. Benim amacım şu an 30 tekrar 30 olup ya şuna da gıcık oluyorum ya. Satsam ama biraz satayım abi hazır bir zümrüte bulmuşken. Bunları komple bir satalım bakalım. Abi 30'un tam ucunda kaldık yine. Bunlardan çok değil sadece 30 olana kadar alacağım. Daha sonra yine alacağız ya. Zümrüt kaynıyor abi. Zümrüt basıyoruz resmen. Aslında elmas getirseydim yanıma elmas kılıç yapmak istiyordum. En önemlisi bence. Ama şunlara da çok dandik şeyler basmıştık geçen ya. Çok da pişman oldum geri. Bir de arkadaşlar artık şu büyülü kitaplara da başlayalım. Kırılmaz güç koruma 4 yes. Böyle kitaplara da başlarım. Neden derseniz. Abi çünkü artık tamir basmak istiyorum. Alet ve edevatlarım. Kırılsın gitsin istemiyorum. Onu da köylüler. Abi köylülere biz her sezon her seri de olduğu gibi ağırlık veriyoruz illaki biliyorsunuz. Bak yine açılmışlar. Yine alışverişimizi yapacağız. Köylüler kadar şu oyunda mükemmel şey çok az bence. Harbi diyorum bak şakasına demiyorum. Açılmıyor yine. Abi ben ne alsam şunlardan da bir şey alıp da şey yapmak istedim. Bir tane de kalkan al lan dur bakayım. Aha şu sıfırlandır bakayım. Hadi oğlum bir 30 lan. Bir de pantolona bir basayım tamam. Bir tane pasta alsam. İki tane pasta alayım. Heh. Arkadaşlar şuraya pasta koyayım etrafa. <laughs> Bilerek aldım ha böyle yeriz belki. Tam şurayı kullanmıyoruz ya bak. Şöyle hatta bir tane daha alırız 4 olur. Bir sonrakine. Karpuzlar falan da yetişiyor. Yine 30 olduk. Bu seferden sonra salacağım abi. Tekrar tekrar bir basmakla uğraşmayacağım. Kafalı kırılmaz güç yine bir nevi idare eder. Ayakkabılık idare eder ama göğüslük koruma dört kırılmaz güç. Aslında bu da idare eder. O zaman sadece kask idare etmez lan. Hadi oğlum kasa şu, şö kaska şöyle suda. ah su adaptasyonu. Ateş koruması. Yalnız bayağı bir güzel ateş korumamız oldu. Ha, lava düşsek yanmayız biz ben size diyeyim. Bu güzel bir durum. Tamam şu demirleri falan bırakayım. Şu zümrütleri de içeri bırakayım. Bir tane kılıç yapmaya da ihmal etmeyelim bir dahaki geldiğimiz. Hatta bunlar açılmış. Bak bu farmı yaptıktan sonra gider kılıç yapar getiririz. Bir de kılıcımıza büyü basarız abi. Abi şu zümrütlerimize bakar mısınız ya? Mük. Şu karpuz da, tamam. Altın avucumuz da oldu bayağı bir. Bunları da yine götüreceğiz şu Süper arkadaşlar. Şimdi farm için gereken şeyleri e, ben de şu sandığa yapayım koyayım ben. Bir tane sandık yapayım. Şuradakini içeri götürecektik. Tekli sandık yapacağım. Hem de sizler de durdurup bakarsınız arkadaşlar. E, bu kanalın ismi ne abi bakayım. Tafi diye bir kanal çocuk. Şöyle bir yazayım T'den. Tafi bunun tasarımı bilmiyorum ama ben şu an ondan tutorialına bakıyorum. Onun kanalına giderek e, izleyebilirsiniz. 7 ay önce atmış yaklaşık. 1.19. E, en kolay farm bu arkadaşlar. Şuraya tek şekilde koyup bunun içerisine malzemeleri hazırlayayım. Ve malzeme hazır. Durdurun abi videoyu. Burada durdurup bu malzemeleri siz de hemen hazırlayın. Eğer gidip oradan bakmayacaksanız. ama bir dakika durdurmayın. <laughs> bir tane eksik bir şey verdim hemen o da önemli değil arkadaşlar. Tuzak. E, demir tuzak kapısını unutmuşuz. O da şöyle yapılıyordu sanırım. Hemen bu kadar yetecek kadar alayım. Bir de demir tuzak kapısı. Onu nasıl unutmuşum lan? Şöyle bir tane abi. Aa onunla öyle bile değil. Daha kısa yolu varmış onun. Yani daha az malzeme istiyormuş. O da tam şuraya. Yerinde şaşırtmayayım da abi. Tam durdurun abi. Bu. Burada. Yapın. Hemen bir uyuyalım. Özellikle demir farmı falan çalışsın diye yapıyorum arkadaşlar bunu ve tam şuraya bir yere yapacağım. Hani. Aa bura çok şeymiş lan. Şurayı da hemen bir şey yapalım tekrar da. Arkadaşlar çünkü ben şunun içine girip falan AFK bırakıyordum. Çok saçma oluyordu. Direkt balık farmında AFK bırakırsak çok güzel olur diye düşünüyorum. Şunu kırıp içindeki malzemelerle beraber alalım. Hatırladığım kadarıyla bir hatırladığım kadarıyla yapayım hemen sizlere anlatarak arkadaşlar. Aa bir tane ekstra sandık oldu. Şöyle bir sandık. Abi klasik e, ee, Huni bağlıyoruz buna. Şöyle buna Huni bağlıyorsun. Eskiden de yapardık ulan hey gidi günlere. Şu üstüne bas ulan doğru hatırlıyorum. Bu bizzat bizim yaptığımız şey abi. Sonra daha sonra da arkadaşlar şu bir blok ara mı bırakıyor? Tam ona emin değilim. Sanırım bir blok ara bırakıyorduk. Evet evet. Bir blok ara bırak nota bile o. Yine golem de spawn oluyor çok güzel. Şunu da şöyle üstüne koy. Önemli değil arkadaşlar bu. Bir tane ses çıkması. Bunu da şöyle koyuyorsunuz. Ayrıca şunu da kırıyorsunuz. Suyu da inşallah yanlış değildir. Şunun içine doğru koyarsanız böyle akıyor. Şunu bir alabilir miyim ya? Neyse o silinir birazdan. Bu abi. Bir, bir, izleyeyim doğru mu yapmışım. Abi gerçekten doğru yapmışım. Bir kere izledim aklımda kalmış çünkü eski balık farmıyla hemen hemen aynı. Yalnız şöyle bir sıkıntı var. Burada AFK bırakıp şöyle atacağız oltamızı. Şöyle bir sıkıntı var. Eskiden böyle yarım bloğun üstünde veya camın üstünde falan AFK -ka bıraktığınızda karnınız tok olsa da hatta daha yeni acıkıp doldursanız da açlıktan ölüyordum. Ben özellikle kadim krallıkta bunu bir iki kere yaşadım. Açlıktan ölme olayını. Abi gördüğünüz gibi bir şey tuttu da ne tuttu? Ha sandığa gidiyor direkt. Balık tuttu abi. Çiğ mor tuttu. Sadece şeyi de şuraya koyabiliriz arkadaşlar. Gördüğünüz gibi sınırsız balık farmımız tamamdır. Şu ekstra malzemeleri de ihtiyacımız yok. Kovayı, kovayı, da buraya atıyoruz. Tamam. Mükemmel abi. Sınırsız balık farmımız var artık. Şurayı kaldıracağım. Bunun etrafını. Arkadaşlar tamam burada yaratık falan spawn olmuyor da. Hadi bir, bir şey oldu. Anladınız mı? Hani işimizi neden şansa bırakalım değil mi? Bunu şöyle çevireceğim. Alanı çok dar yapmayacağım. Çünkü bu burası bu bize yetmez gibi arkadaşlar. Yani bu balık farm bize yetmez. Bunun muhtemelen daha büyüğünü yaparız. Depolamasından bahsediyorum bu arada. Arkasını şöyle çevirebiliriz ama. Problem yok. Bunu yükseltelim şöyle. Taş yetmedi biraz daha. Taş versen bana şu şekilde. Buna çatısına nasıl bir şey yapsak? Bir tane de meşale koyarız abi şuraya bir yere. yerim yere mi koyalım? Nereye koyayım meşale? Şuraya koy. Başka meşalemiz de yokmuş lan. Buraya bir de demir kapı yapmayı düşünüyorum arkadaşlar. Çünkü geçerken sıkıntı oluyor mu? Orada iki tane vardı zaten. İki tane daha ver. 4 dört, dört tane mi? Altı taneye de Altı taneye oluyordu değil mi kapı? Ve ekstradan yanlış iki tane koymuştuk ya. Abi bir, bir adet ee, demir kapı yapalım. Üç tane çıkıyor zaten. Girip çıkmayı da düğmeyle yaparız. Hani zombi gelirse abi iken yine her türlü kıtlıyor biliyorsunuz. Eğer demir kapı yoksa kapıyı kırıyorlar çünkü. Şöyle Balık farmımızın yeri gayet güzel oldu ve hazır arkadaşlar. Bunu aşağı doğru dediğim gibi depolama alanını büyütebiliriz. Hatta yapsak mı lan? Ben eskiden şöyle bir şey yapardım arkadaşlar. En azından ikili yapalım yani. Bir de merdiven getirirsem yanıma güzel olur. Ve biraz merdiven yapalım. Bize bol bol sandık lazım. Huni lazım. Ben buraya da bir odun yeri yapsam ya. Odun burada çok lazım oluyor gerçekten. Yani ekstra bir layer olsa yeter. Şu girişi çok mu daralttım kendi kendime ya? Onu düşünüyorum da. Şuradan geçişi yani girişi demişim. E şu arkadan geçeriz biz de. 2 tane huni, 5 tane de şey, merdivenimiz de var. Şöyle. Arkadaşlar amacım şu. Şunu kırarsak buradan su akmaz, değil mi? Nope. Yok, akmadı. Amacımız tabii ki şu. Şurayı orada kır. Abi sandık ve sandık. Hunilerim de 2 taneydi. Huni ve huni. Üst en alttaki dolduktan sonra mıydı neydi? Bunlar düşmeye başlayacak. Hatta şuraları bile kapatabiliriz arkadaşlar. Şuradan direkt yok lan o kadar da yapmayalım merdivenle inilip çıkılan bir alan yaparız şöyle. Pute buradan da bakarız hatta. Depolama alanı büyük olsun abi. Küçük olacağına büyük olsun öyle değil mi? Çatısına nasıl bir şey yapsak abi onun ya? Yağmurdan yaştan yanıp kül olmayacak şekilde ve buradaki malzemelerle. Şundan yarım blok yap. Öyle bir taht yaptım ki sana. Kimsenin gücü yok yerin almaya. Abi şu. Burayı şöyle kapatır mı? Yok. Buradan geçiş de engelliyoruz lan. Büyü masası da taşırız olmadı ya. Bu kapıyı bir bitcoin'e taşıyabiliriz aslında. Gerek var mı bilemiyorum ki. Balık farmını yanlış yere mi yaptık diye düşünüyorum da. Abi güzel bir çatı yapmaya çalışayım ben buna. o elimizdeki malzemeler yine yetmedi. Biraz daha şundan şöyle yapacağım. Araya da şundan mı katsak lan? Böyle karşı karşı geçişi de kapattık ya. O kötü oldu biraz. Araya da dur. Aklımdakini yapacağım. Şöyle yap. Şu araya da şöyle yaparız abi. Bunu kır. Tam üstünü yani. Zaten mob spawn olmuyor buralarda. Şöyle bir balık farmı yeri çok çirkin bir şey ama büyü masasını e, ipeksi yok elimizde. Yani var da. Şuraya falan taşıyabiliriz yani. Şurayı düzleriz. Mantıklı aslında. Hatta büyü masasını direkt bunun yanına şöyle şöyle taşıyabiliriz arkadaşlar. Şeylerden gelip gidiyoruz ya. Geçiş çok, çok daralttık mı diye düşündüm. Böyle bir şey oldu. Sağına iki tane şuralarına falan. Ya daraltır tamam ya. Çok çok abartmayalım. Çok da abartınca da şey olmuyor. İki tane cam varmış mesela. O iki camı değerlendirelim abi. Mesela ne yapalım biliyor musunuz bak. Bir tane şurayı tam şurada afk bırakacağız ya. Bir tane de şurayı. Bir buradan pencere bir buradan pencere. <laughs> Güzel oldu arkadaşlar. En azından çok havasız bir hali yok yani. Bir camı oldu. Hatta yine duramıyoruz. Şöyle tuzak kapısı yapacağım arkadaşlar. Hem zaten işimize yarayacak ya. Camların kenarına da. Şöyle, a buraya yarım blok deme. Çok güzel bir şey yapacaktım arkadaşlar bakın. Olay şuydu, şunu koy, üstüne blok koy, bak, çat çat, çat çat. Üstüne de koyduğumu düşünün, şöyle olacaktı penceresi buranın. Çok daha nice olacaktı. Şimdi i̇ptal etsek, şunu koysak, şunu bir tık üstten koysak. Pencerenin tam, o güzel oldu. Vallahi billahi güzel oldu. ha. Tam pencereye gelen yer. <laughs> Uzak kapısı biraz daha yapmam lazım. Dört aynen. Diğer tarafı da aynı şekilde yapayım arkadaşlar. Burasını da aynı şekilde yapayım. Bak buradan bakınca diğer taraf da gözüküyor. Abi fena olmadı. Şu köşedekileri de kırabiliriz bile abi bak. Böyle bir garip şey güzel dursun diye. Şuraya da aynı şekilde. Şunu kırarsak çirkin durur da. Emin de değilim. Şimdi geçiş yapalım kendimize. Bir kez aynı şekilde şurayı da. Ve şu köşeyi de. Hem de o geçiş de kolaylaştırmış oluruz. Güzel şöyle bir geçiş yapmış oluruz. Bak al Patika da şöyle devam ediyor gibi hissedin. Patika değil tabii ki orası da. Arkadaşlar vallahi elimizdeki malzemelerle öylesine yapalım dedik balık farmı için. Çok da kötü olmadı yani. İleride belki buna süsleme yaparız bile. Ulan bak duramıyorum yine. Çit var ya. Şurana da şöyle çit koysam diyeceğim de. Başka çit yok. Yaparız aslında. Ama şurayı da kapatmak istemiyorum. Dursun dursun. Gene gece mi oluyor oğlum? Kaç dakika? Ulan o video. Oha 20 dakika olmuş diyor. Ne ara geçiyor zaman bazen anlamıyoruz. Ama çok keyifli abi. Şu büyü masasında taşıyacağım sabah. Karar verdim abi orada durmasın orada çok çirkin göz gibi uyuyayım uyuyabildiğim zaman. Günaydınlar arkadaşlar. Şuraya bir yere taşımak istiyorum. Ee, şurayı bir tıraşlasan abi bakacağım duruma göre nereye taşıyayım nereye taşımayayım. Şu olan açtık aslında şu şurası tam bunun için biçilmiş kaftan derler ya. Yalnız çok malzeme birikiyor buraya. Arkadaşlar tek tek elimle kırıp da şey yapmak bir Gerçi tahtası tam geliyor mu onu bilmiyorum. Servet var sonuçta. Ee, kitabı gelir de tahtası gelmeyebilir. Ben bunları ipeksiyle tek tek kazayım abi hadi bakalım. Son kez şu sandığı da kırarım. İçindekiler biraz dökülerek gelecek ama. Yapacak bir şey yok. Arkadaşlar tam şuraya taşıyacağım bak. Şunu şuraya koyarsam şöyle oluyor. Bir kuralım hemen. Aynen. Bu sefer ayrıca bileme taşını koyacağım abi buraya. Sandığı bu tarafa koyacağım. Buraya sandık buraya ender chest koyarız çünkü. Tamam burayı da ta e, tamam bir şey sıkıntı yok. Aa kedi yine. Lan dur balık farmından biraz balık toplam şu kediyi evcilleştirelim mi? Olabilir ha. Arkadaşlar bir iki dakika hem de e, şeyini test etmiş olalım. Bir iki dakika şöyle. Bir de F3T yapıca duruyorum. Onu da deneyeyim. Abi F3T yapınca durduramıyorum ya. Ne yapmamız lazım? F3A yapalım. Olmadı buna bir şey yapıştıracağız abi. F3A da olmadı. Hani saatika basılı tutuyorum. F3T yapıyorduk eskiden. O yüklenirken hop böyle kalıyordu. Saatik basılı kalıyordu. O olmuyor şu an. Arkadaşlar bir şey daha tuttu da oltamız çok kötü abi. nülfer tutmuş tuttu bir tane de şurada vardı. iki tane balık var sadece. Abi şu saatka olmadı üstüne bir şey koyarız mouse'u. Çünkü zamanında biz F3T yokken de yaptıydık abi bu farmı. F3T yokken biz buradaydık falan. O yüzden hallederiz. Lan balık. Aha şey kedi burada. Balık nereye gitmiş diyecektim kedi diyeceğimi. Kiti. Siyah kiti hem de. Nereye gittin? Hop hadi be. Niye kaçtın? Hop. Dur 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 dur. Suya, suya girebiliyor mu? Hop. Hop. Ah tamamdır. Gel bakayım kiti. Abi creeper'dan koruyor bu arada bizi. Belki eve götürebiliriz. Kara kedimiz arkadaşlar. Gözlerin yeşil mi senin? Dur bakayım. Aa yeşil gözleri var kara kedimiz. Beyaz kedimiz olsaydı da. Gel 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 gel. Gel pisicik gel. Şuraya bir yere koyayım ya da büyü masası tam yanına arkadaşlar. Tamam sen burada dur tamam mı? Gel biraz daha. Otur. Biraz şu iti ekleyelim. İki tane balıkla evcilleştirebildik arkadaşlar kedimizi. <laughs> Güzel oldu. Buna da isim önerilerinizi yorumda yazarsınız abi. Süper oldu be. Şimdi şöyle bir şey yapacağım. Şu durayı da kaldıracağım arkadaşlar şöyle. Şurayı da hatta düzelteceğim daha sonra. Ve birazcık düz olsun burası ve güzel olsun. Şurayı da tekrar böyle saatlik yapalım tabii ki. Bu arada hiç arkadaşlar bak o kadar AFK bıraktım. Sorun harbiden şu bloktaymış. noktaymış. Ee, orayı düzelttikten sonra hiç etrafta gezen golemler görmedim. Yani bir ara dedik ki şunlar mı spawn ediyor falan filan. Öyle bir durum da yokmuş. Bunu öğrenmek de aslında biraz mutlu etti. Hah şundan bir tane var. Orayı da düzeltelim ya. Orası çirkin duruyor ayrıyetten değil mi? Şurayı kır abi. Şunu koyalım oraya. Hah. Güzel. Biz bu arada konuşurken ve baya bir iş yaparken karpuz ve kabaklarımız ne biçim yetişti görüyor musunuz arkadaşlar? Olaya gel. Abi bunları hemen bir toplayalım. Hepsini topladık abi güzel. Güzel bir alışverişe de satabiliriz. Yalnız orada sanırım end şey yok. Ender chest diyecektim. Crafting table yok. Burada yapmamız gerekiyor. Bu da biraz sıkıntı. Bunlar da abi çiftleşemiyorsunuz hala değil mi ya? Yatakları kırdım ben. Daha fazla çiftleşmesinler abi. Daha bir sürü meslek vereceğiz. Kitap köylüler yapacağız. O zaman şey yaparız. Amacım 30 olmak arkadaşlar. Ben şunu da satınca 30 olacağız. Evet. Şimdi kılıca büyü basmak istiyorum. Bu yüzden şunları buraya bırakıyorum. Şunu da bırakıyorum. Oy oh, oy oh, şu olaya bakar mısınız arkadaşlar? Mükemmelliğe. Şunlara bak. Mükemmel oldu. Oltamı da dur. Balık farmına bakayım. Evden de güzel oltamızı da getirmeyi unutmayalım arkadaşlar. Kitimize bak. Kiti eve mi götürsem cidden? Burada ne yapacak ki abi kiti? Harbiden kitiyi de eve götürelim bence. Salımıza bindirip. Kiti sen de benimle gelir misin? Gel. Bir tane de beyaz vardı. Onu da e, evcilleştirip götürmek istiyorum aslında. E, ışınlanmadı yanıma. Hah geliyor. Abi bizi takip eden şeyi bile, kediyi bile götürmek ne kadar zor ya. Tamam bindirdik sonunda. Hadi evimize gidelim. Bizim asıl var ya limanı şuraya yapmamız lazımmış arkadaşlar. En çok burayı kullanıyoruz çünkü. Heh, tam da gece oluyor. Kedimizle uyuruz abi. Biz üstümüzde uyuyor ya bak. Onu da bir göstereyim sizlere. Ki o takip ediyordur illa. Ha, salı kırmazsam nasıl takip edecek garibim? F3B yapalım da kediye vurmayalım. Salı kırmamız lazım. ha Gel kiti gel. Bizi takip ediyor abi. Hobbit oyunumuza doğru gidelim. Tam da gece oldu ha. Creeper'lardan da korur bizi abi. Evimizin önüne koyarız. Hah içeri ışınlandı direkt. Arkadaşlar izleyin bak şimdi. F5 ile yatayım da. Olaya bak. Geliyor üstümüzü yatıyor. Mırıl 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 uyuyor abi. Canını yediğim ya. Gel canını yediğim gel. Dışarı tam böyle kapın şurada dursun abi ya da. İçeriye kaçarsa Creeper'ın gelmesine engeller. Gel şuraya. Şuraya şuraya şuraya. Tamam şu köşede dursun. Arada besleriz bunu. Hobbit oyuğumuzda bir dostumuz olsun. Bir tane de köpek evcilleştirmek istiyorum. Hah çok güzel oldu abi. Şöyle bir şey denesem. Bir saniye şunu ver. Bir de bambular vardı abi. Şunu da yap da yanımızda gezdiririz belki iskele. Hatta ee, daha fazla yok değil mi? Arka tarafta yetişmiştir belki. Kiti. Şöyle bir çekilsene. Şunun üstüne çıkar mısın? O odaya gidiyor ya. Bunun üstüne çıkmıyor. Güzel bir şey düşünmüştüm de. Ha bırakınca gidiyor. Kendi kendine şeyde oturuyor arkadaşlar. Yatağın üstüne gidip oturuyor. <laughs> çok enteresan. Bunun şeyi gibi olsun arkadaşlar. Burası hani üstüne çıkıp uyuduğu hatta üstüne bir halı koyalım. Halı parçamız var mıymış? Dur bakayım. Gri halı koyalım. Alt tarafı e, üstüne çıkıyor. Dinleniyor burada gibi. Onun üstüne tam çıkarabilsek çok güzel olurdu da oraya çıkıyor yatıyor falan. Gibi bir şey yapmak istemiştim aslında. Oluyor sanırım. Yes. Dur bakalım deneyelim. Orayı geri tamir ettik. Kedi bu tarafa bak bakayım. Bak bakayım bu tarafa. Bence kedinin yeri gayet güzel oldu arkadaşlar. Hop tarafa döner kendi. Çat çat. Ya at git Allah aşkına ya. Bu da var ya başımıza bela oldu ya. Kayış varsa onu bir yere bağlayacağım. Kedinin yeri çok güzel oldu bence ya. Bunlar hep bizim şeyden örümcek farmımızdan geliyor arkadaşlar. Örümcek farmı yapmanın güzelliği. Bak iskele de yanımda dursun. Şimdi atı bağlamak için bizim... Ha bu arada kayışımız varmış. Bir tane öldürmüş herhalde. Balçı topumuzda doğru hatırlamış. Hatırlamışım varmış. At neredesin? At gel bakayım sen şöyle bir. Sen ne gelip duruyorsun buraya? Sen ne yapalım biliyor musun? Seni ağaç gölgesine bağla. Şuna bağlanmıyor değil mi bu arada? Şu ağacın gölgesine bağlayayım arkadaşlar. Ya da o tarlayı bozabilir. Şuradaki ağacın gölgesine bağlayayım atı. Artık altı elmayı şey havucu görünce gelmesin ya. Ha? Gölgede dursun hem de. Su içebilir. Buradan işte böğürtlen böğürtle ger kendini öldürmez inşallah şunun içine girip. Dur. Bunların huyu kötü arkadaşlar. Hayvanlar bir garip yani. Böğürtlenler de dursun. Atın yeri de güzel oldu valla. Gölgede serinliyor. Suyu da var. Hani deniz suyu tabii ama. Güzel bir ahır yaparız daha sonra. Kedimiz de burada arkadaşlar. Her geldiğimizde bizi karşılayacak bundan sonra. Çok güzel oldu. Şimdi şöyle bir şey yapmayı planlıyorum arkadaşlar. Bizim kumumuz var mı? Yoksa biraz toplayacağım. Birazcık varmış. Bu arada şeyi de keşfetmemiz gerekebilir. Not 3'e böl keşfetmemiz gerekebilir değil gerekecek Arkadaşlar şöyle bir üç tane atalım pisin cam yapacağım çöl biyomunu işte mesai falan filan e, Çünkü cam için gerekli şimdi şöyle bir şey yapacağım arkadaşlar arı farmına başlamak istiyoruz fakat arı farmına başlayabilmemiz için bizim bir sürü arı yapmamız lazım e, arı çoğaltmamız lazım en azından o yüzden de bu arıların e, ballarından bir sürü alıp kendimiz kovan e, yapacağız şurası niye şöyle beyaz duruyordu Kovan yapabilmemiz için de arkadaşlar bizlere işte arıları çoğaltmamız lazım. Biraz çiftleştirmemiz lazım. Ne bileyim beslememiz lazım çiçeklerle falan filan. Kırmızı gül de getirmiştik bayağı bir diye hatırlıyorum şeyden. 16 tane kırmızı gül. Bu, bu bile yeter yani. 30 devrız bu Kılıcı da yapayım da şimdiden unuturum ben kesin. Elmasımız doğru düzgün yok ama full elmas setiz. Nasıl? Çünkü köylüler sayesinde. Şimdi bunlar pişiyor. 3 tane pişirmedik. Aa bunu attığımız yerde şey yokmuş. Ve bunları da aslında e, sarı boya yapmak istiyordum. Fakat hani bal yapacaklar ya sonunda. Sonuçta. Sarı boya yok abi. Sarı şey yok direkt. Abi sarı çiçek bulmak çok zor bir şey değil aslında. Kalkanımız olarak. ileride buna da büyü basarız arkadaşlar. Bir kırılmazlık mırılmazlık basarak. Sarı çiçek mi toplayacağız? Ne yapacağız? Ben bunları biraz toplayayım da arkadaşlar iskeleyi e, bir 64'ü gezdirelim en azından. Ya de 40-50 tane yanımızda. Kemik tozumuz var mıydı bizim? Yoksa kemik tozu basıp da Çiçek toplayabiliriz. Ya bu da geliyor benim. Aa sen hala burada mısın oğlum? Hala aynı şeyleri mi satıyorsun? Evet. Cam göbeği boya. Kantaron da satıyor. Arılar için alsam mı? Bir de bize kamp ateşi lazım. Arılar için. Şunlar pişmiş abi. Ya, sarı şey bulamadık. Şu biraz kalmış. At şuraya pişsin. Bir tanesini at. Hızlı pişsin diye yapıyorum. Orada ben iskele yapacağım. 59 tane iyi abi. Tamam yeter. Artan mamayı da şöyle atalım. Kemik varmış aslında. Biraz kemik tozu basıp yukarıdan e, sarıya boyamak istiyorum gerçekten ya. Geriye kalan hani böyle istemediğimiz kadar da başka çiçekler çıkarsa da onlarla da şeylere koyarız. Arılarımıza koyarız. Hop şöyle biraz toplayalım arkadaşlar. Aslında var ya çiçek farmı da yapmak lazım ha. Hem de çiçek biyomuna. Abi sonuncu kemik tozunu da bastım. Bunları da topluyorum. Kaç tane sarı boya? 15 tane abi. Fazlasıyla yeter çünkü bir tane 8 tane cam boyuyor. Ama bu cam yeter mi? Bence bu cam yetmez ya. Kumun hepsini pişirsene sen ya. Yani. Neredeydi lan kumlar? Burada bir 10 tane kalmış. Çok da fazla da yokmuş ha. 10 tane 10 tane onu da atalım pişsin de. 33 taneyi şöyle bir sarı boya yapıp. Bunları bir boyayalım. 32 tane töbe yetmez. Bir de kamp ateşi yapacağım. Bir tane da kamp ateşi yaptık arkadaşlar. Ben bir yandan yerini hazırlamaya başlayayım. Bir de makas lazım bize. Makasımız var mıydı? Vardı diye hatırlıyorum ama. Şu da kırılmak üzere olan bir tane varmış. Kiti canını yerim. Şimdi şöyle bir durum var. Bunu buradan almak istiyorum aslında. Aslında bakarsanız. Öncelikle bunun altına kamp ateşini yerleştirirsek arılar bize saldıramıyor. Hemen şuradan bir makasla bir tık alalım. Heh. İçi boş şu an. Bunu komple böyle alabiliriz ama ipeksi bir şeyle almamız lazım. Şunu da al. Şöyle şunu ipeksiyle kır. O şimdilik burada kalsın. Bu arıları çoğalmasını istiyoruz aslında onun ama şey yok ha bunu da oraya götürmeyelim artık ya burada birazcık bir tık çoğaltırız daha sonrasında götürürüz buraya ağaç yeri gelecek koymayalım bizim bu arada şeyimiz spam bölgemiz şura falan sayılıyor diyebiliyorum şuraya kuralım mı arkadaşlar bak şöyle bir şey yapacağım şunu koyacağım kardeşim Şu, aa buraya çiçek koyamayız yerlere yerlere bir de çiçek koymamız lazım şunu şöyle koyduk üstüne de kovanımızı koyalım Arılar içindeydi bunun sanırım. Emin değilim. etrafında camla döşeyelim ki dışarı çıkamasınlar. İnşallah arılar içindedir. Olmadı getiririz abi. Bu cam her türlü yetmiyor bu arada. Yere falan da şöyle papatya papatya koyacağız arkadaşlar. Marendibağlardan bağlardan. Marendi bağlardan. Karışık. Hepsinden karışık koydum. Karışık olması gerek mi illa da. Dur bir eve gidip yatalım. Meşale de yok yanımızda. Arılar gittiyse de bir yerlerden bulup getireceğiz artık arkadaşlar. İyi geceler kedi. Ona kısaca black cat diyebiliriz arkadaşlar. <laughs> kara kedi. 3 tane bundan olmuş. Bak bundan bir tane direkt şey yapabiliyorsunuz. Tahta ver kardeşim sen bana bir. Bak görüyor musun? Arı kovan. Bir tane hazır. Tak yani. Bu da biraz daha pişti. Değil mi? Kaç. Çok değil ya. Bizim kum toplayıp pişirmemiz lazım ya şuradan ya da çöl biyomunu falan bulmaya gitmemiz lazım. Arılar şu çiçekle bir bulmaya çalışayım. Ya bir süre sonra böyle kayboluyor ya arılar arkadaşlar. Çok sinir bozucu oluyor çiçek mi? Bizim aramaya da hatırlarsanız modsuz sezon altında böyle kaybolmuştu. Gözümüzün önüne girip duruyorlardı. Şimdi yoklar piyasada bak. Arı yok abi piyasada. Arı farmına da başlayacağıydık ne güzel ya. Neyse buluruz illa diye düşünüyorum ya. Yok abi valla piyasada yoklar. Arkadaşlar arı çıkarmanın en iyi yöntemlerinden biri de şudur. Tam bu. Şu, biz buraya şeyler diktik ya. Bunların tam şu kenarlarına şöyle çiçek koyarsın. Ee, çok az da ihtimal olsa da Çiçek olunca bunlar şey çıkarır. Petek çıkar direkt içinde arıyla beraber. Ben şu ağaçlar öncelikle bir toplayayım. Tamam abi topladım şimdi bunların şey düşmesini de bekleyeceğiz. Her iki tarafa da mı koysak acaba? Tam böyle dibinde çıkabiliyor. Şu kırmızılardan şimdi koyalım da şöyle. Abi sona kadar hepsinin en azından bir tarafında şey var. Şunlarda da oluyor muydu onu hatırlamıyorum bak. Bunlarda da arı şey oluyordu da. Yani eee Demek istediğim şey çıkıyor muydu? Bu arada arkadaşlar şunlar dökülene kadar ben buraya da toplayayım. Buraya da biraz çiçek koyar. Deneriz Huşların dibine de. Aa, bunları topladık. Şimdi bunların fidanlarının düşmesini bekleyeceğiz bir yandan. Bunlar da çoğu düşmüş. Bak bunları da alalım. Hem de biraz odun da toplamış olduk ha. Şu aradaki boşluklara dikelim. Kim bilir arkadaşlar bir bakarsınız pat diye kovan çıkar. Başta işte yapacaktık onu da. Böyle malzemelerimiz yoktu. Buranın da dökülmesini bekliyoruz. Ben de bu arada bakayım etrafta. Belki aralar görürüm ya. Belki de dediğim gibi içindedir abi. Kovanın. Duman olsa da çıkmıyorlar bu kovanın içinden. Çıkıyorlar. Sadece saldırmıyorlar. Dışarı çıkan neden olmamış. Hadi bir arılar canınızı yiyeyim. Şu köşedeki şeyleri koymasak da olur bu arada. De alan da çok küçük lan bu. Bak 7 tane ekstra cam oldu. <laughs> Buraya bir tur daha şu yükseltecektik. Sonra bir tane daha şey yapacaktık. Çatısını çekecektik üstündük. Dışarı kaçmasınlar. işte dışarı kaçıp kayboluyorlar sanırım. Tam emin de değilim de. Abi 10-11 tane Fidan düştü şimdilik bunlar yeter Yanımızda da şey yok ki Çek bir tane kalmış onu da oraya koyduk işte Neyse burayı böyle bekleyeceğiz arkadaşlar yani Ara belki çıkar bir gün diye Ama burayla çok vakit geçirmeyeceğim AFK'yı da yine şeyde bırakacağım için Mushroom adasında Oraya doğru gideceğim bir ara yine bak bunlar yetişiyor bakarız abi sağına soluna Kovan çıkmış mı falan diye. Gidelim mantar adamıza. Mantar adamıza geldik. Burada AFK bırakacağım. Hatta balık farmında yine AFK bırakmayı deneyeceğim. Bir de abi gitmeden hemen şu kılıca büyü basalım ki. Kılıç yaptık o kadar. İnşallah güzel bir büyü. Eklem bacakların kıyameti mi? Aslında şey için iyi ama. Dragon dragon kesecek oğlum biz ya. of eklem bacakları kıyameti. 3. 3. 4 olsa yine basacaktım. 3 ne ya. Bu arada odunları da yanında getirmişim ha. Birkaç tane de fidan getirmişiz. Şöyle birkaç tane dikelim. Oduna ihtiyaç oluyor. Bir şey oluyor valla iyi oldu fidanlar burada. Odunlar da buraya lazım olur kullanırız. Arkadaşlar balık farmımızda bugün yaptık. Yine güzel güzel bir şeyler yapmaya çalıştık. Eğlenmeye çalıştık elimizden geldiği kadar. Umarım sizler de keyif almışsınızdır. Survivor'lardan keyif alıyorsanız da videoları kesinlikle beğenmeyi unutmayın dostlarım. Diğer videolarda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın ve hoşçakalın.